durumda. Şimdi devam edelim. Bu konuyu elbette takip edeceğiz. Bir de terörist Fethullah Gülen'in ölümünden sonra neler oldu? Nereye gömülecek? Nasıl bir cenaze töreni düzenlenecek? Vatansız olarak öldü denmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu arkamda gördüğünüz gibi bir cenaze töreni düzenlendi Fethullah Gülen için. Küçük bir stadyumda, New Jersey eyaletindeki bir stadyumda Fethullah Gülen için bir cenaze töreni düzenlendi. Gördüğünüz gibi şimdi ilginç bir görüntü göreceksiniz az sonra dikkatli baktığınızda. Bu törene katılanların bazılarının maskeli, İşte gördüğünüz gibi gözlüklü olduğunu görüyoruz. Belli ki kendilerini göstermek istemeyen, kamufle etmek isteyenler bu şekilde katılmayı tercih etti. Bakın kimi kapüşonuyla, kimi maskesiyle cenaze törenine katılıyor. İlginç görüntüler var. Fethullah Gülen pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde ölmüştü. 80 yaşında hastalıkları vardı. Ve yoğun polis koruması altında New Jersey'de bir stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Gördüğünüz gibi cenazeye katılanların bir bölümü taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Törenin ardından Pensilvanya'da çeyrek asır boyunca yaşadığı o çiftlik evinin arazisine gömüldü Fethullah Gülen. Şimdi bakın bu görüntüler de bir gün öncesinde dedik ya o çiftlikten yansıyan görüntülerdi bunlar değerli izleyiciler. Birkaç gündür özellikle Anadolu Ajansı havadan aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyordu. Havadan görüntü alınınca örgüt mensupları da çareyi o bölgenin üzerine örtmekte bulmuştu. Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit ve branda çekilmişti. Sonrasında da o az önce ekranlara getirdiğimiz cenaze töreninin ardından FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen işte kazılan o mezar yerinde toprağa verildi. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde de çok sayıda araç olduğu, araçların yol kenarına park ettiği, mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında da çok sayıda kişinin çalıştığı görüntülere yansımıştı gördüğünüz gibi. Görüntü alınınca üzerine bir branda çekilmişti. Sonrasında o cenaze töreninin ardından Fethullah Gülen oraya gömüldü. Bir dönem Hoca Efendi diye ağlayanlar vardı. Aynı maklubeye kaşık sallayanlar vardı. Terini sildiği mendil için takla atanlar vardı. Onlar şimdi Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden iyi bilmezdik yorumları yapmaya devam ediyorlar. Kandırıldık diyorlar zira. Efendim devam edelim, geçelim günün dikkat çekici bir diğer haberine. Metin Feyzoğlu bir dönemin çok sıkı bir muhalefeydi, Barolar Birliği Başkanı'ydı. Sonra ne olduysa oldu, Metin Feyzoğlu AKP'nin önemli isimlerinden birisi arasına, daha doğrusu AKP'ye yakın isimler arasında yerini aldı. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na AKP bir ödül daha verdi. Feyzoğlu Çekya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Resmi gazetenin son sayısı yayımlandı. Yeni sayıda çok sayıda ülkeye büyükelçi atandı. O isimlerden biri de Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğu yıllarda muhalif olup sonradan AKP sıralarına geçen Metin Feyzoğlu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi hatırlayacaksınız Feyzoğlu. Son olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamasıyla gündeme gelmişti. Görevlendirme bu kriz sonrasında gerçekleşmiş ve Feyzoğlu Egemen Bağış'ın görev yaptığı Praga Büyükelçi olarak görevlendirilmişti. Şimdi de artık Çekya Büyükelçiliğine atandı. Resmi gazetede yayımlandı. Diğer atamaları da söyleyelim. İsviçre Büyükelçiliğine Şebnem İncesu, Slovenya Büyükelçiliğine Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Ajre Hilal Sayan Koytak ki bu Sayan soy ismini mutlaka tanıyacaksınız.
Ayşe, Hilal, Sayan, Koytak. Sayan ailesi değerli izleyiciler, her bir ferdi devletin kademelerinde görev yapan meşhur Sayan ailesi, Ayşe, Hilal, Sayan, Koytak'ta Bahreyn Büyükelçiliğine atanmış durumda. Zambiya Büyükelçiliğine de Hüseyin Barbaros Dicle atandı. Bu kararlar resmi gazetede yayınlanmış oldu. Bu arada özel hastane çetesi, buna ilişkin ayrıntıları takip etmeye devam ediyoruz. Zira çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor ama soruşturma Türkiye'de yaşanan bu yoğun gündemin gölgesi altında kalıyor ama bırakmayacağız. Zira nasıl bir özel hastaneleri saran bir skandalla karşı karşıyayız, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız değerli izleyiciler. 22 kişi tutuklu yargılanıyor. Bu davada içinde hastane sahipleri, başhekimlerin de bulunduğu tutuksuz yargılanan 25 kişinin kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiği ifade ediliyor. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde. SGK'ya zarara sokarak kazanç elde eden, bunu yaparken de yeni doğan bebeklerin hayatını hiçe sayan, ihmalle öldüren veya engelli bırakan özel hastane çetesine dair her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çeteye yönelik hazırlanan fezleke, Sağlık Bakanlığı'yla İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanelere yönelik denetimleri ihmal ettiği ve denetimler sonucu hastanelere yaptırım uygulanmadığını gözler önüne sermişti. 47 sanığın yargılandığı davada çoğu hastane sahibi ya da yöneticisi olan 25 ismin tutuksuz yargılanması da Türkiye'deki adalet mekanizmasının bir kez daha kişiye göre işlediğine dair şüphelere yol açtı. Karar gazetesinden Büşra Cebeci'nin haberine göre birçok hastane sahibinin tutuksuz yargılanması özel hastane çetesi davasında zenginlerin adaleti mi işliyor sorusunu doğruluyor. Çeteye yönelik hazırlanan fezlekede en çok karşımıza çıkan hastanelerden biri Reyap Hastanesi. Bunun bir nedeni çete lideri Fırat Sarı'nın bu hastanede çalışıyor olması elbette. Hastanenin sahibi ve başhekimi Hıdır Yüksel, çeteden usulsüzlüklerden haberi olmadığını, hastanesinde 400'den fazla personelin çalıştığını, hastanesinde çalıştığı belirlenen çete üyelerini de bu nedenle tanımadığını söylüyor. Fezleke'deki telefon tapeleri ve diğer sanıklardan alınan ifadeler ise Yüksel'in hastanede dönen her şeyin farkında olduğunu gösteriyor. Diğer bir hastane sahibi de Ayşe Müzeyyen Yurdoğlu. Özel Güney Hastanesi sahibi Yurtoğlu'na isnat edilen suçlar hiç de öyle tutuksuz yargılanacağı kadar hafif suçlar değil. Zira kendisi en başta Kaya bebeğin ihmalen ölümü ve ölümünün ardından kamera kayıtlarını imha etmekle suçlanıyor. Tutuksuz yargılanan Yurtoğlu'nun Kaya bebeğin ölümü araştırılırken hastane personelinin telefon konuşmaları bu sıralarda neler olduğunu gün yüzüne çıkarıyor. Fezleke'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir zamanlar oldukça yakınında olan bir isim dikkat çekiyor. Murat Mantuş, eski polis ve Devlet Bahçeli'nin eski koruma müdürü Murat Mantuş, TRG Hospitalist adlı hastanenin genel müdürü. Mantuş'un adını örgüt lideri Fırat Sarı'nın da çetenin diğer üyelerinde telefon konuşmalarında sıkça duyuyoruz. Hatta Mantuş'un telefon görüşmeleri de teknik takibe sıkça takılıyor. Mantuş ifadesinde çeteden haberdar olmadığını söylese de çete lideri Sarı'ya yoldaş diye hitap edecek kadar yakın. Adının ifadelerde adının geçtiği bazı doktorlar var, uzmanlar var, başhekimler var, tapelerde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bakıyoruz şöyle bir baktığımızda dosyada sanık olarak bile bu isimler yer almayınca adalet tartışması bir kez daha başlıyor. Acaba statüye göre bir yargı mı işliyor? Bu soru gündemdeki yerini koruyor değerli izleyiciler. Özel hastane çetesi. Bu çete bir değil, elbette beş değil. Sadece yeni doğan servisleriyle sınırlı hiç değil. Peki bu çetenin ucu bucağı nereye uzanacak? Devlet hangi yöntemlerle nasıl zarara uğratıldı, zarara uğratılıyor? Bu her boyutuyla araştırılacak elbette. Tam da bu noktada Oksijen gazetesinden çok çarpıcı bir manşeti de gösterelim sizlere. Zira Oksijen bugün diyor ki manşetinde, bir kalbe 13 stent sığar mı? Soru çok çarpıcı. Bir kalbe 13 stent sığar mı? Devlete zarara uğratmak için, sosyal güvenlik kurumundan para almak için nasıl yöntemler, nasıl akla hayale gelmedik yöntemler kullanılıyor? Bugün gazete Oksijen manşetine taşıyor. Avukat Sevda Gül Tunçer'in açıklamalarına yer veriliyor.
Ayakta müdahaleler yatış gibi gösteriliyor. Tek bir iğne kullanılıp SGK'dan onlarca enjektör kullanılmış gibi gösteriliyor. Hayali kayıtlarda tekrar tekrar yatışlar yapılıyor. İzinli doktorun kaşesiyle muayene kaydı açılıyor. Anadolu'daki hastanenin sahibi kalbine 13 stent takılmış gibi gösterilen hasta var diyor. Bir hastanın kalbine 13 stent takıldığını gösteren belgeler olduğuna dikkat çekiyor. Bugün Oksijen Gazetesi'nin manşetinde sizlerle paylaşmak istedik. O zaman bu başlıktan devam edelim. Özel hastane çetesi. Şimdi Sağlık Bakanı Memişoğlu geçtiğimiz günler içerisinde bir açıklama yapmış ve o açıklama kafalardaki soru işaretlerini daha da artırmıştı, hatırlayacaksınız. CİMER'e yapılan bazı ihbarlar vardı. Herkesin merak ettiği şuydu. CİMER'e ihbarlar yapılmışken bu bebeklerin ölümü neden ve nasıl engellenemedi demiştik, sorusunu sormuştuk. Bakan da haberlerin olmadığını söylemişti, hatırlayacaksınız. Başvuruya kadar, CİMER başvurusuna kadar haberlerinin olmadığını söylemişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve halk sağlığı uzmanı Kayıhan Palat diyor ki ölümlerin bilinmemesi mümkün değil. 27 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir şikayet başvurusu oluyor. CİMER'e. Ve bu şikayet başvurusu nereye iletiliyor Cumhurbaşkanlığından? 28 Mart'ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. Skandal haberi bu tarihte öğrendiğini söylemişti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Memişoğlu'nun açıklamasını değerlendiren CHP milletvekili ve halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala, bebek ölümlerini bilmemelerinin mümkün olmadığını düşünüyorum dedi. Yaptığımız gözlemler sonucunda aslında bunun Ocak ayında, yani o şikayetten birkaç ay önce Sağlık Müdürlüğü tarafından, orada görevli yapan bazı kişiler tarafından bilindiğini gösteriyor. Bilinen nedir? 112 aracılığıyla aslında gönderilmesi gerekmeyen özel hastanelere hasta sevk edilmesi ve bazı yoğun bakımlarda yine SGK'yı dolandırmaya dönük işlemlerin yapılıyor olduğu iddiası. 2020 yılında İstanbul'da binde 6,7 olan bebek ölüm hızının arttığını anımsatan Pala, 2023'te bebek ölümü binde 7,1'e çıkıyor. Çağdaş ülkelerde bebek ölüm hızı azalırken bizde bebek ölümü hızının arttığına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün araştırma yapması gerekirdi dedi. Şimdi basit soru şu. Sağlık Bakanlığı'nın 2000'li yılların sonundan itibaren, yani 2009'dan itibaren uyguladığı bir bebek ölümü izleme sistemi var. Buna göre hayatını kaybeden her bebekle ilgili bir inceleme yapılıyor ve bir rapor tutuluyor. Böyle olduğu halde İstanbul'da yıllar içerisinde bebek ölüm hızında bir artış olduğu halde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu konuda ne yapmıştır? Öte yandan özel hastane çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı eş zamanlı denetimlerde şüphelilerin denetimden kaçmak için büyük çaba sarf ettiği anlaşıldı. Denetim sırasında şüpheliler birbirleriyle iletişime geçerek hastanelerdeki eksiklikleri gidermeye çalıştı. Epikrizler değiştirildi, dosyalar düzenlendi ve hatta bazı bebekler denetimden kaçmak için ilaç odasına saklandı. Evet, gelişmeler böyleydi değerli izleyiciler. İstanbul'da Beyoğlu'nda bir gece kulübünde operasyona giden polisler gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Öylesi görüntülerdi ki sosyal medya üzerinden bizim de karşımıza çıktığında o kadar da olmaz dedirten görüntüler. Zira bir kafesin içerisine köle gibi bir kadının konulduğu, dahası bu kadının kırbaçlandığı belirlendi. Yanlış duymadınız. Kafesin içine konulan bir kadının köle gibi orada tutulduğu ve üzerine de kırbaçlandığı ortaya çıktı. O gece kulübüne yapılan baskında 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübünde düzenlenen parti büyük tepki çekti. Köle konumunda olan bir kadın kafese kapatılarak partiye katılanlar tarafından kırbaçlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T ve Laden S tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi. Takibe alınan internet sitesinde parti için 250 lira karşılığında bilet satıldığı belirlendi.
polis site üzerinden müşteri gibi iletişime geçtiği şüphelilerle partinin yapılacağı yeri öğrendi. Polislerin içeriye girdiği sırada mekanda parti olduğu ve hayasızca müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Köle rolündeki bir kadının katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Partide kullanılan malzemelere de el konuldu. Müşteri olarak gece kulübünde bulunan 23 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Partiyi organize eden ve çalışan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köleli, kırbaçlı parti. Bakalım daha neler göreceğiz değerli izleyiciler. Nasıl bir çürümenin, nasıl bir yozlaşmanın içerisinde karşımıza daha neler çıkacak? Devam edelim bu dilimi yavaş yavaş noktalamaya doğru hazırlanırken Orta Doğu'dan dün akşam yansıyan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Ama öylesi görüntüler ki değerli izleyiciler, işte bu görüntülerden bahsediyoruz. İnsanı insanlığından utandıran görüntüler. İsrail bir yandan Lübnan'ı bombalıyor, bombardıman devam ediyor ama Gazze'de de taş üstünde taş bırakmıyor. Hemen her nokta bombalanıyor. Sivillerin sığındığı okullar, mülteci kampları, onlar da bombalanıyor. İşte bu görüntüler kameralara dün yansıdı. Nuseyrat'ta mültecilerin, daha doğrusu Gazze halkının sığındığı o okul bombalandı. O okulda yine bebekler, yine çocuklar can verdi. Bakın nasıl yürek burkan görüntüler yansıdı Gazze'den kameralara. Gazze'ye yönelik saldırılarına bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail, Gazze'de yine katliam yaptı. Bir gecede 150 kişiyi katletti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde korkunç bir katliam yaşandığını belirtti. İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişi öldü ve yaralandı. Saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemiyor. İsrail ordusu ondan fazla aileye ait evleri bombaladı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığını ve Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığını bildirdi. Açıklamada İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyinde sivil savunma sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.